Selamun aleyküm. Değerli hocam, aile üzerine çalışmalarınız var. Allah razı olsun. Memleketin en büyük sorunu gerçekten aile, insan yönetimi, efendim aile yönetimi. Bu konu üzerindeki hocam görüşlerinizi almak istiyoruz. Buyurun değerli hocam. Öncelikle dua edelim değerli hocam. Evet. Rabbim hanımlarımızın ellerine değil cümlemizi kollarına düşürsün. Evet. Anlamaya değil onları sevmeye bizi çalıştırsın. Rabbim %100 haklı da olsak özür dileyecek tevazuyu bize gösterip savaşa girmekte muhafaza eylesin. İstedikleri şeylere karşı gücümüz yetmese bile hayır kelimesini kullanmaktan şiddetle kaçınmayı, cehenneme girmek kadar hayır demenin tehlikeli olduğunu bilmeyi, bakarız diyerek geçiştirmeyi nasip eylesin. Kadını adam edeceğim, ikna edeceğim diye emek verenler beyhuda uğraşırlar. Rüzgara karşı tükürmüş gibi olurlar, ağızlarına dolar efendim. Başka şey daha söylemek istemem. Ne yapacaklar? Kadınlara karşı ikna değil, idare etmeliyiz. Ve Rabbimin şu ayetini okuyacağım lütfen. Ve ceale beynekum mevetteten ve rahme. El vedud er rahme sıfatları var evlilikte. Evlilikteki kavganın sebebi zaten sevgini ve merhametin ifras ettiğinin anlamına gelir efendim. Ketebe ala nefsin rahmet diyen Rabbimizin rahmetinden. Rahman suresi rahmetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim Fatiha'da. Bu kadar merhametsizlikten kavgalar oluyor. Karşılıksız hanımı sevmemiz lazım. Hanımefendilere karşı sözlerimiz çok önemli. Kadınlar kulaklarıyla sever. Erkekler gözleriyle severler. Onlara karşı konuşurken cömert davranmamız lazım. Hanım dünyaya bir daha gelsem senden başkasını almazdı. Mesela hanım çok israfçı değil mi ya? Perişan ediyor, dumanını attırıyor. Maaş gözü görmez. Dediğine almayacaksın he. 6 ay sonra kendinden olmuştur, kavga ettiğinde yanına kar kalmıştır. Ne yapacaksın hocam? Diyeceksin ki hanım dünyada senden tutumlu ben kadın görmedim. En israfçısı bile hoşnut olur hocam. Sevgiyi söylemezseniz odun atılmayan ateş gibi sevgi ateşi söner. Saygısızlık sevgi duvarına koparılmış tuğla gibidir. Kaba söz söylemeyeceksin. En büyük problem ahir kelam hocam. Ben akşama da konuşurum. Evet. Ama huzurunda amellerim iptal olur diye imtina ediyorum. Estağfurullah hocam. Hocam, biz hocam ne dersiniz? Evet. Kadınlar dolaylı konuşur. Evet. Akşamleyin Müftü Bey. Evet. Sabahleyin sohbet. Akşamleyin vaaz. Evet. Hanımefendi sen o hocalığını bilmem neyini anlamaz. Evet. Camide yazsaydın. Kocalara söyle bir lojman bulsunlarsa. Bir de karı bulursunlar da derler. Anlatabiliyor muyum? Aslında bunu duyduğu zaman erkek bizim milletimiz Mısır'ın yetiştiği topraklar olduğu için ateşin karşısında birden patlar. Kadına karşı bağırırız. Bir, kavga etmemek için hanımın sözlerinin dolaylı olduğunu, iyi ki gelebildik, yatacak yerin yokturdur diyen hatına karşı seni çok özledim bey. O güzel gözlerine bakarak çay içmek istiyorum demek istediğini anlayalım. Böyle konuşsanız imtihan olmayacak zaten. Kırık nokta burası. Biz hemen parlamayalım. Her öfke kaba söz sevgi duvarından koparılmış tuğla gibidir. Kadınlar asla yanlış unutmazlar. Anayasa Mahkemesi'nde dosyalar kaybolur. Ama biliniz ki onlar da silinmez. Beynin sağ lopunu atarlar. Bayram namazından sonra bayramlaşayım derken bile en acılı olayı size hatırlatırlar. Geçmişlerimizin ruhuna. Kadınlarımızın evde takvalı değil, dışarıda takvalı olmasına, evde de cömertçe cilveli olmasına, Allah rızasına el fatiha. Çok teşekkür ediyoruz hocam.